Merhaba Belediye TV izleyenleri. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Türkiye'yi adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Dün Bursa, Yalova, Kocaeli, bugün de İstanbul'dayız. İstanbul'da Avcılar'dayız. Avcılar Cumhuriyet Halk Partisi, aynı zamanda İyi Parti, Millet İttifakı adayı Avukat Turan Hançerli ile birlikteyiz. Evet Sayın Başkanım, seçime sayılı günler kala İstanbul nasıl, Avcılar nasıl? Bize bir değerlendirme yapar mısınız? İstanbul'da çok güzel, Avcılar da güzel. Mart'ın sonu bahar diyoruz ama bahar şimdiden geldi. Mart'ın sonunu bulmadan geldi. Güzel bahar havasında bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamız sevgi diliyle yürüyor. Avcıları birleştirme odaklı yürüyor. İstanbul'u birleştirme odaklı yürüyor ve avcıları da birleştirdik, İstanbul'u da birleştirdik diyebilirim. Bir de seçimden sonra görün bizi. Bu ülkede ikilik, ayrılık, gayrılık kalmayacak. Avcılar da ilk günden itibaren İkiliğin ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Başkanım, sanırım Büyükşehir Belediye Başkanı oğlu Ekrem İmamoğlu ile kaderleriniz aynı. Çünkü çok kısa sürede müthiş bir tanınırlık ve bilinirlik oluşturuldu. Bu kampanyayı nasıl yürüttünüz de böyle bir sonuç elde ettiniz? Evet, aslında Türkiye çapında belli ölçülerde tanınıyorduk. Yani bir başarı hikayesi, Ekrem İmamoğlu da bir başarı hikayesi. Bizim de bir başarı hikayemiz var. Yani nedir? Zorluk, sıkıntı, dert hiçbir zaman bizi durdurmamış. Durdurmadı. Aksine her dert, her sıkıntının altından güçlenerek çıktık. Bu hikaye vatandaşın, halkın teveccühünü kazanan bir hikaye. Çünkü ihtiyacımız var umuda. Çünkü ihtiyacımız var azime, beceriye ve yürekli olmaya ihtiyacımız var. İyi insanların yürekli olması lazım. İyi insanların bu ülkenin kaderini artık değiştirmesi lazım. Çünkü 4 gençten ikisi işsiz. 4 gençten ikisi işsiz. İşsizliğin olduğu, yoksulluğun olduğu ve sorunların çözülmediği bir yerde mutluluk, huzur ve güvenin olma ihtimali yok. Bizim mutluluğa, huzura ve güvene ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayabilecek sevgi dilini konuştuğunuzda ve samimi olduğunuzu gördüklerinde zaten yurttaşlar sizi seviyor ve size destek oluyor. Sevgi karşılıklı. Biz çok seviyoruz. Vatandaş da, yurttaş da bizi çok sevdi. Onu söyleyebilirim. Sayın Başkanım, televizyonumuz ulusal bir televizyon kanalı ve Türkiye'nin her tarafından izleniyoruz. Bizler sizi tanıdık, tanıyoruz. Ekranlarda sizi ilk defa izleyenler için kendinizden bahseder misiniz efendim? Tabii, Turan Hançerli, Avcılar'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisansım var. 1993 yılında geçirdiğim bir kazayla iki kolumu kaybettim. Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu muhasebe bölümü öğrencisiydim. 3 gün sonra gidip kayıt yaptıracaktım. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kazadan sonra tedavi için gittim. 3 gün önce gittim, onu söyleyebilirim. Tabii bu kaza sonrasında fakültemi değiştirdim, üniversitemi değiştirdim. Çünkü el kullanmayı çok gerektirmeyecek bir meslek olsun, ne olsun, avukatlık olsun dedik. O yıl sınava yeniden girdim ve İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversitesiydi o dönem. Hala öyledir muhtemelen. En iyi üniversitesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bitirdim. Yabancı diller öğrendim. Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku alanında yüksek lisans yaptım. Onu aşkın sertifika var. Başarı ve ödüllerim var. Ve 25 yıldır aktif sivil toplumcuyum. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk Genel Sekreterliği görevimi yürütüyorum. Aslında insanların yaşamına dokunmak, insanlara katkı sunmak, başkalarının derdini dert edinmek benim hayatım, yaşamım. Çünkü ben de dayanışmayla hayatta tutunanlardanım. Ve o gün bugündür bırakmıyorum. O gün bugündür bırakmıyorum. Tabii hayat hikayemiz sadece kaza değil. Kaza öncesinde 12 yaşında ben yalnız yaşamaya başlamış bir arkadaşınızım. 12 yaşında. Dert, sıkıntı, zorluk, engel bize vız geliyor. Böyle bir yaşam hikayesi ve dolayısıyla şimdi 435 bin nüfuslu avcıların mutluluğu, huzuru ve güveni için yola çıktım. Çözeceğim bunu. Mutlaka çözeceğim. Nasıl çözebilirsiniz diyorsunuz. Ben milletvekili olmadım hiç. Ama 85 bin insanı devletimiz icraya vermişti. Engelli ve yaşlı icraya vermişti. Milletvekili olmadığım halde af yasası çıkartarak, af yasasının çıkmasına katkı sunarak 85 bin engelli ve yaşlıyı devletimizin icrasından ve davalarından kurtaran kişiyim. Bunca yıldır sivil toplumda yaptığım çalışmalarla milyonu aşkın insana katkı sunmuş insanım. Dolayısıyla şimdi 435 bin avcılarlıya, avcıların deprem sonrası değişen makus talihini değiştireceğim. 99 öncesi, deprem öncesi ihtişamına, deprem öncesi güzelliğine, kalitesine eriştireceğim avcıları. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü dert sıkıntı bazılarını zayıflatırken dert sıkıntı bizi güçlendiriyor. Ben de avcıların o makus talihinden,
o deprem gerçeğinden avcıları güçlendirerek çıkaracağım. 20 yıl sonra, 20 yıl sonra, depremden 20 yıl sonra. Ama yapacağım. Ama yapacağım. Mutlaka avcılarlıları mutlu, huzurlu, güvenli bir kente kavuşturacağım. Hakikaten söylediklerinizden kişisel olarak ben çok mutlu oldum ve çok etkilendim. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki siz belediye başkan adayı oldunuz. Peki efendim, seçilmeniz durumunda avcıları neler bekliyor? Kısaca bahsedelim. Tabii şöyle, aslında insana dair şeyler yapmak istiyoruz. Avcılarda insanların sorunu neyse bunu çözmek istiyoruz. Nedir mesela? Güvenli konutlara ihtiyacımız var avcılarda. Avcıların güvenli konutlarının inşa edilmesi lazım. Avcılarda trafik sorunu var. Trafik sorununun çözülmesi lazım. Avcılarda otopark sorunu var. Otopark sorununun çözülmesi lazım. Ve bunların çözümünü şimdiden hazırladım. Avcılar, geleceğin kenti avcılar da otopark sorunu olmayacak, trafik sorunu olmayacak ve her bir konut, her vatandaşın yaşadığı konut güvenli hale gelecek, yenilenecek. Bunu sağlayacağım. Sonra avcılarda ne olacak? Avcılar kültür ve sanata doyacak. Avcılarların mutlu olması için, ruhunun doyması için tiyatro. Her mahallesi avcıların tiyatroya kavuşacak. Avcıların her mahallesinde kadın yaşam evleri açacağım. Avcıların her mahallesinde çocuk kreşleri açacağım. Avcıların merkezinde 24 saat açık kütüphane, her mahallesinde de kütüphane açacağım. Ve avcılarlı çocuklar, avcılarlı gençler müzik yapacaklar, dans edecekler, tiyatro yapacaklar. Hem izleyecekler hem de kendileri yapacak. Bunu avcılara kazandıracağım. Avcıların ekonomisi zayıf, orta ve alt gelir grubu. Avcıların ekonomisini güçlendireceğim. Nasıl güçlendireceksiniz derseniz. Bir, avcılar bir üniversite kenti. 50 bin aşkın öğrencisi var avcılarda. Öğrenci var. Öğrenciler avcılarda yaşamaya başlayacak. Avcılarda vakit geçirecekler. İki, avcılarda bir girişimcilik merkezi açacağım. Geleceğin mesleklerinin icra edildiği girişimcilik merkezini avcılara mutlaka kazandıracağım. Avcılarlı gençler, avcılarlı ruhu genç olanlar, beyni genç olanlar geleceğin mesleklerini icra edebilecekleri girişimcilik merkezinde ücretsiz bir yıl süreyle kirasız ofisler kullanacaklar, internet kullanacaklar ve ürettikleri iş ve hizmetleri dünya çapında pazarlayacağım. Dünya çapında pazarlayacağım. Başka, avcılar bir turizm kenti olabilir. Batonya'mız var avcılarda. Batonya, Japonların, İsviçrelilerin, Almanların ceplerinde euro ve dolarlarıyla gelip görmek isteyecekleri bir yer. Çünkü hemen Batonya'nın karşısında 800 bin yıl öncesine ait Yarımburgaz mağaraları var. Biz burayı turizme açacağız ve ceplerinde dolar ve eurolarla gelen turistlere hizmet veren avcılarlıların ekonomisi güçlenecek, para kazanacaklar. Sadece avcılarımız değil, ülkemiz döviz kazanacak. İstanbul'umuz döviz kazanacak. Peki başkanım, çok az bir süre kaldı. Hatta sayılı günler kaldı. Ekranlarımız aracılığıyla seçmenin mesajınız ne olur? Ben avcıları seviyorum. İstanbul'u seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Sevgi bulaşıcı, sevgi ihtiyaç duyduğumuz şey. Nefret dilinden, kavga dilinden ve sevgisizlikten kurtulmamız lazım. El ele verip daha büyük sorunlarımızı aşmaya ihtiyacımız var. Hepimizin ihtiyacı çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir geleceğe sahip olması. Bunu el ele vererek sağlayabiliriz. Ben protez ellerimi herkese uzatıyorum. Her siyasi partiden hemşehrilerimize, komşularımıza uzatıyorum. Gelin el verin, birlikte avcıları değiştirelim, İstanbul'u değiştirelim, Türkiye'yi değiştirelim ve güvenli, huzurlu, mutlu bir yaşamın kapılarını açalım. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Peki başkanım, yoğun temponuzda bize zaman çok ayırdığınız için size çok 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 teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim, başarılar dileriz sayın başkanım. Evet, avcılardaydık. Bizi izlemeye devam edin.